Öncelikle tabağı koydum ocağın üstüne ve yaktım, iyice ısınsın diye kendi haline bıraktım. İstediğim şey şu, bu muzları önden birazcık ızgaralayacağım. Arzu ediyorsanız da ekstra karamelize de edebilirsiniz ama çok gerek yok. Şunu ortadan ikiye doğru şu şekilde keserek hazırlayın. Bakın ortadan ikiye kestim. Zaten gayet olgun muzlar, şekerliler. Özellikle izli bir tavada çalışıyorum ki bunların izini istediğim gibi verebileyim diye. Şurada hazır granül kahvem var. Bir de servis yapacağım bardaklar var. Sanki tiramisu yapar gibi işte bardaklarımız burada. Bayağı dolu dolu ve yoğun bardaklar. Su kaynadı. Yani şöyle söyleyeyim size, bunun bir net ölçüsünü vermeyeceğim. Yaklaşık burada bir kaşık kadar granül kahve var. Üstüne su çektim. Zaten eridi. Birazcık da hafif esansını arttırmak için toz vanilya da kullanabilirsiniz. Azıcık birkaç damla bu vanilya şuruplarından ekledim. Küçük konsantre bunlar. Lezzeti arttırıyor. Hafif bir vanilyamsı bir tat veriyor kahveye de. Karıştırdım. İyice ısındı ya, alın ve izli tavaya şu muzlarınızı bir bastırın. Ha bunu yapmasak ne olur? Direkt alıp muzu böyle dilim dilim kessek, öyle koysak olmaz mı? E tabii olur yani, neden olmasın, ama böyle birazcık daha muzu hafiften böyle canlandırıyoruz yani. Şeyini bir ortaya çıkartıyoruz. Şöyle bir ateşe gösteriyoruz. Hafif bir tropikal hava. 2 dakika kadar bunu burada bırakalım. Ondan sonra da muzları alıp güzel güzel dilimleyelim. Burada ise şu ilk dumanını attık. Hala bayağı sıcak, tamam mı? Ama bunların da şeyi çekmesi için birazcık sıcak olması lazım. O yüzden bir çatal alıyorsunuz, tamam mı? Şöyle batır çıkar yapıyorsunuz. Hop, bitti. Sonra alıp bardağı şu şekilde diklemesine koyuyorsunuz. Her bir bardak için yaklaşık 3 tane yeterli olacaktır. Batırdım, çıkardım ve şöyle diklemesine, içerisine yerleştirdim. Böyle 3 parça koyduk işte her birine. Gayet güzel. Şimdi aldım. Bakayım. Üy, nefis. Nefis. Şaheser. Yumuşadılar azıcık ve tamamen böyle aromalarını saldılar. Kabuklarından soyacağız bunları. Dışları hala çiğ, yani standart muz, ama iç kısımları hafiften renk almış bu arkadaşları bıçakla doğrayacağım. Ve kupların içerisinde şu şekilde yer almalarını sağlayacağım. Muzları da ekledim. Normalde muhallebi yaparken ne yaparız? Her şeyi koy, ocağa gelmeden karıştır, ondan sonra işi bitir. Fakat burada 125 gram tereyağı, 1 su bardağı kadar un var. Yani kıvamı bağlayacak yoğun bir un ilavemiz var. O yüzden benim size tavsiyem unu önden birazcık tereyağla kavurmanız. Tamam mı? Tereyağımız güzelce eridikten sonra içerisine 1 su bardağı kadar un eklemek ve unu tereyağla beraber burada hafiften bir o roux kıvamı alana kadar güzelce kavurmak. Bu kavurma işlemini birkaç dakika kadar yapmanız iyi olur. Yani sadece unla tereyağı birbirine böyle buluştuğu ve bir araya geldiği zaman bu iş tamamdır demeyin. Unun hafiften kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kadar böyle bir kavurun bu arkadaşı. 2-3 dakika kadar bu arkadaşı kavurduktan sonra yavaştan sütünü ekleyebiliriz. 1 litre kadar süt ekliyorum. Daha az da ekleyebilirsiniz. Daha da çoğaltabilirsiniz. Bu işin güzel tarafı, üzerine ekleyeceğiniz süt miktarını siz kendiniz kişiselleştirebilirsiniz. Çünkü siz bunu kaynattıkça bunun şeyi farklılaşacaktır. Ne diyeyim size? Kıvamı farklılaşacaktır. Az süt eklerseniz çabuk kıvamlanır. Çok süt eklerseniz birazcık daha uzun kıvamlanır. Ama her halükarda bu gayet güzel olur. Sütü de ekledim. Karıştırdım. Arkasından şeker
Bu da kişisel bir tercihtir. Burada 1,5 bardak kadar toz şeker var. Çok diyebilirsiniz, az diyebilirsiniz, azaltabilirsiniz ama burada hani kahvenin hafif yoğun aroması var ya, o yüzden biz bunu 1,5 bardakta tutmak bizim için iyi, dengeyi sağlamak adına. Ve damla sakız, dövülmüş damla sakız, ama damla sakız nerede biliyor musunuz? Derin dondurucuda. Şunu burada çok tek başına bırakmadan gideyim derin dondurucuya. Ben damla sakızını derin dondurucuda muhafaza ediyorum. Çünkü bunu daha önce çok anlattım. Çünkü bu arkadaşı ezerek koyacağız. Eğer oda sıcaklığında durursa bu, siz bunu ezdiğinizde ister istemez yapışacaktır. Ama soğuk olarak ezerseniz, donmuş vaziyette ezerseniz, bu donuk hali kristalize olacak ama yapışmadan direkt olarak tatlının içine girecek. Bir gün denerseniz anlarsınız. Alın havanın içerisine, üstüne donmuş vaziyetteyken vurun, bak hemen. Küçük küçük parçalanıyor. Ama havana yapışmıyor, tamam mı? Oda sıcaklığında olsaydı öyle bir yapışırdı ki bunu buradan asla çıkartamazdınız. Sonra kaşığınızla beraber içerisine alın. Kullanacağınız damla sakızının eğer çok bildiğiniz, daha önce tecrübe etmediğiniz bir ürünse önden az koyun ilk seferlerde. Arkasından eğer damla sakızınızın aroması az geliyorsa çoğaltın, çünkü bazıları çok yoğun aromalı, bazıları az aromalı. Olay bundan ibaret. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırarak bir muhallebi kıvamına getireceğim. Ondan sonra da alıp bunun üstüne dökeceğim ve soğutup servis edeceğim.